Heyt be. Parmakta servetlik yüzük, sırtta kiralık gelinlik. Ya hala, sen ille benim kafamın tasını attıracaksın. Aman aman iyi sustum. Tamam. Geçin isterseniz üstünüzü değiştirebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Kızım. Ayol, konu komşuya dağıtacak davetiyemiz yok. Bir de kapı kapı dolaşıp nikahımız var diyeceğiz. Ayıp be, ayıp. Nikah var sen. Vallahi sen de doğru söylüyorsun be alacığım. La havle ve la kuvvete illa billah. Eski dostları da unutmayalım. Yarın akşam 17.30 Kağıthane Evlendirme Dairesi'nde bu mutlu günümüzde sizi de görmek isteriz Feyyaz Bey. Kusura bakmayın. Altınların iğneleri battı da bir çıkarayım. İlahi kızım. Seni duyan da altına battın zannedecek. Hatice, biz de yavaş yavaş. Tabii. Yeni evleri yalnız bırakmak lazım değil mi? Çok haklısınız Hatice Hanım. Vallahi bugün bizim çifte kumruların ilk gecesi diye ben de Eyüp'te bir ahbaplarımın evinde kalacağım. İlk geceymiş. Hadi buyurun. Yemeğe de bekleriz ailece. İnşallah bakalım kısmet. Ben de gelirim. Gel yavrum. Allah Allah ya. Bir de şu yok halimizle mal sahibinin zararına ortak olacakmışız. Yok ya. Tamam canım. Adam zaten masrafın yarısını da karşılayacak. Gerisini de ben hallederim. Halacığım sen Mehmet'e güven, gerisini boş ver. O işini bilir. Bak şuradan minibüsler geçiyor. Ben sizi bindireyim sonra dükkana geçerim. Babamla bir şeyler konuşacağım. Ay yani Mehmet, beni şu halimle minibüse mi bindireceksin? Ya şuradan bir taksi falan çağırsana. Bir yerin mi ağrıyor? Ya Hacer hala, dün de doktora görünmedi. Bari bugün görünsün. Allah korusun çocuğa bir şey olur filan. Tamam oğlum tamam, hadi ver sen şu taksi parasını. Ben gösteririm doktora, merak etme. Hadi çevir şunu, çevir. Ver ver oğlum ver. Tamam, üstümde bozuk yok da ondan evladım. Aç çocuğum, hadi geç kızım, geç koş 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 koş. Hadi. Anne Mehmet. Hadi oğlum, tamam hadi. Ay. Kız ne kırıtıyorsun hala?
Allah Allah. Evimiz yok, barkamız yok. Üstümüzde başımızda kalmamış. Ay kız, o Feyyaz'ın ahı mı tuttu acaba? Görüyor musun? Ne güzel kiramızı da ödeyecekti. Kız hala ne sürütüyorsun? Ay aman, o işleri ev sahibi düşünsün. Ala bana ne? O Feyyaz da benim ona olan ahlarımla uğraşsın. Bak benim kocam ben bu işi halledeceğim dedi ya. Gör bak neler yapacak şimdi. Güleyim de boşa gitmesin. Kız daha düne kadar o güvenliğin kocan üç güveysi geliyordu eve. Ya bu yüzüğü çaldıysa? Ya beklediğin gibi paralı puralı işler yapmıyorsa görürüm ben seni. Ben kocama güveniyorum Ala. Mehmet. Bal sahibi ne dedi? Ne diyecek baba? Tadilat parası istiyor. Ödeyebilecek misiniz? He? Biz de destek oluruz. Ne kadarmış? Biz hallederiz baba. Hazır Veysel abi de yokken bir konuşacağım bir şey var baba. Bildim ben. Sen aylığını isteyeceksin benden. Ben de aynı şeyi düşündüm. Kasadaki paranın 300'ünü bugün vereyim. 100'ünü de önümüzdeki hafta veririm. Daha iki nakliyat yaptık yeni baba. Kasada kalan bütün para bu mu? Kolay değil oğlum. Banka kredisi ödüyoruz. Mal sahibiydi, adamların parasıydı, bu kadar kalıyor işte. Ama inşallah borçlar bittiğinde elimiz bollanacak. Yine de az bence. Sen karışma bu işlere. Hesapları Veysel tutuyor. Mal sahibinden banka kredisine kadar gidip o ödüyor. Baba, ben diyorum ki başka bir iş bulayım. Yani bu evlilik meselesi, kirasıydı, şuydu, buydu. Seher'in üzerine giyeceği elbise bile yok. Aradın oğlum, bulamadın işte. Ya geçen bir arkadaşla karşılaştık askerden. BRC'de çalışıyormuş. İşte benzinli arabaları LPG'ye çeviriyorlar. Eleman arıyoruz dedi. Ben de bir gidip şansımı deneyeceğim. Sen bilirsin. Gene burnunuzun dibinde olacağız. Kızlar için de iyi olacak ha. Nereden çıkardın şu karşı apartman hikayesini başımıza be Hatice? Hemen de gidip konuşmuşsun. Yöneticisine kadar. Gülfiden yol gösterdi abi. Şimdi bunlar titiz insanlar olduklarından. Yani dediler Aksoy Apartmanı'nın bunca senelik görevlisinin kardeşiysen madem, onları kefil alırız dediler. Tabii o malum olay var ya hani. Ondan dolayı biraz tereddüt gösterdiler fakat bunların yani canına yetmiş kapıcısızlık çok şükür oldu. Açma o konuyu. Tövbe tövbe. Sanki size git diyen mi var ha? Ya hala sende başka yer yokmuş gibi. Canım bizim orası burası diye ayıracak halimiz mi var Mehmet Efendi? Abla nasıl baş edeceksiniz ilk kadının koskoca apartmanda? Abimle yeğenimle güne duruyor. Ya o herifin çıktığı yere sokacaksın bizi yani. Canım bizim orası burası diye arayacak halimiz mi var Mehmet Efendi? Yesene. Yok içim almıyor. Hadi sen ye, hadi bitir şunu. Kız, şimdi senin için adam dövdü yani öyle mi? Kapat konuyu. Kızım bir çay koy ver. Tamam. Peki şey, baksana. Küçük yenge de yemeden içmeden iyice kesildi. Şeytan diyor git üstüne atla, al yüzüğü elinden. Nereye atacaklar şimdi?
Ne ağzımızın tadı kaldı, ne iştahımız kaldı. Biz sizi Almanya'ya gidecek diyorduk ya. Ya hiç sormayın Zehra Hanım. Almanya'daki tanıdıklardan bir telefon geldi. Aman sakın gelmeyin diye. Oradaki işte ev ayarlayamamışlar. Aksilikler peşimizi bırakmıyor ki. Ben başıma böyle şeylerin geleceğini bilseydim. Ben bulaşıklara yardım edeyim. Ben de şu çöpleri halledeyim. Kalk hadi sen git elini yıka. Güzel kaline ha. Kız gene yemedi bir şey. Yedi abla daha niye? Ay burası da pek küçükmüş ya. Gülsüm sen çık istersen biz böyle gelin görümce beraber Feriha'yla yıkarız ha. Lafını dinledim. Ses etmedim kara kuzuna. Sen de iyice tembihledin mi? Bir daha okuldan kaçmaması için yemin ettirdin mi? He tembihledim. Ha, ama herkes kaçıyor. Ben niye kaçmayayım diye efeleniyor bana. Efelenir tabii. Bacak kadar çocuk anasını babasını arkasına alırsa efelenir tabii. Arzla sen karışma. Ben halledeceğim. Ben konuşacağım güzel güzel. Akıllı akıllı. Tamam sen konuşma. Cayla cayla çocuğumuza davranmayalım. İyi iyi. Ben nakliye işi biter bitmez gelirim. Tamam mı? Tamam. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Ay ellerim yandı. Sende böyle el kremi gibi bir şey var mı? Odamda var. Burada mı kalmış? Mersi. Ne mersi? Alamazsın. Ne diyorsun be? Benim diyorum. Alamazsın. Ya saçmalama versene yüzü. Alamazsın diyorum. Benim. Bana bak. Sen bana bak. Şşş. Feriha. Anne. Mehmet. Ne oluyor yine ya? Bir aile yadigar hikayesidir gidiyor. Söyle. Ne oluyor diyor bak söyle. Ya. Hadi söyle. Kardeşimin yüzüğünü çalıp senin parmağına taktım de. Ya. Mehmet. Ne? Ne? Aç. Çekil şunu, çekil. Mehmet tamam hadi. Anne çekil. Feriha. Kırdık mı? Ben hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. Ulan bırak buna bağırıp durma. Hadi git. Karnına bak. Anne çekil. Mehmet git yerine otur. Feriha. Senden mi korkacağım be? Kısır sen de. Hadi. Vallahi kız bu kapıyı kırar gider içeri. Kırsın girsin. Bak inadıma yapıyor. Git dedim sana otur şuraya. Ya hala çıkıp gidelim desem gidecek yerimiz bile yok. Seher. Ya güzelim yapma. Sen bana hiç konuşma Mehmet hiç konuşma. Ya Allah aşkına Seher karnındaki çocuğu düşün. Aa Zehra ne de duydu mu? Ne dedesin Mehmet? Ya alıyorsam sırf manevi değeri için.
Anne nereye gidiyor bu? Sen otur. Ben izin verdim, biraz hava alacak. Ya uyduruk dediğiniz bir yüzük için mi hava alacak? Kızım biraz sakin ol sen de. Öfke inan, karnındaki bebeği yaramaz. Ben abime kızdım. Niye ablamı üzdün dedim. Hadi gir sen. Üzülmedim ablam ben. Üzülmedim. Hadi gel girelim içeri. Sihirle konuştun. Babana bir şey demeyecek, sen de konuşmayacaksın ha. Ona göre. Tehlikeli değil bunlar. Tam ayrılmış yine apar topar nikah yaptılar. Yüzük müzik derken piyangodan bunlara torun torba çıktı. Aman anne. Ne Zehra? Ne abla? Kız babaanne oluyormuşsun. Vallahi abim gece uyumamıştır sevincinden dede oluyorum diye. Güzelim ne yapıyorsun? Sen bana güzelim falan deme. Ya Seher kaç kere anlattım. Yedik işte bir halt. Kızma artık. Ya söz sana gerçek bir yüzük alacağım. Senin o kardeşin var ya o kardeşin. Yatsın kalksın benim insanlığıma dua etsin. Babana hiçbir şey söylemedim. Küçük yengeden çekeceği var Mehmet abinin. Beter olsun. Yüzüm hala onda. Cansuları mı? Evet. Hastanedeler mi yoksa? Yok. Haldun amcayı kaybettik. Ne? Haldun'u kaybettik. Yesene. Yok canım istemiyorum. Hayatımızda yiyecek yer mi kaldı Allah aşkına? Yiyin yiyin ya. Kız şimdi ekmeği getirecek yiyin. Yok yok ben yedim zamanın erken kalktım. Ay ne o elinde öyle çikolata aşk olsun Gülsüm ya. Ne onu aldın sabah sabah? Hadi geç onu kes de sofraya götür. Gel Rıza. Ne oldu Rıza? Ne oldu Rıza? Haldun Bey. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Ne? Mehmet beni yaşatacak. Mehmet beni yaşatacak. Al. Mehmet'i yaşatıyor seni. Hala Allah aşkına üstüme gelme olur mu? Ne olur üstüme gelme ya.
değil üstüne gelmek. Tepene binsem ne olacak bu saatten sonra? Evlendin, nikah kıydın, evimiz yandı. Al, al işte. Sıkıştık kaldık bir kapıcı dairesinde milletin deliğine. Ya hala sus. Ya ne olursun sus ya. Ya aklımı yitireceğim. Ya Feriha'ya o yüzüğü kim taktı? Ya kim takmış olabilir ki? Ben nereden bileyim be kızım? Seher, gel şu yüzüğü satalım. O ana kızda o yüzüğü sana yedirecek göz yok. Gel vakti kerahatinde kaçalım buradan. Satalım başımızın çaresine bakalım çocuğum. Küçük düşünüyorsun hala. Yine her zamanki gibi çok küçük düşünüyorsun. İyi, sen büyük düşün o zaman. Ne yapacağız? Ya sen olanların farkında değil misin ha? O anne kızın o yüzüğe nasıl baktıklarını görmedin mi? Mehmet o yüzüğü sahte zannediyor. E onlar gerçek de diyemiyorlar. Niye? İyi de kız ne yapacağız peki? Sen dur. Feyyaz'ı mı arıyorsun şimdi? Aradığınız numara kullanılmamakta diyor. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Herife panter gibi saldırmadan evvel düşünecektin bunları. Benim bir şey yapmam lazım hala. Benim kesin bir şey yapmam lazım. Senin bu yüzüğü satman lazım Seher Hanım. Ya sat da kurtulalım kızım şu delikten. Tamam ya panikletme beni. Bir sakin ol. Bak şimdi ben Feyyaz'a gideceğim tamam mı çeyizciye. Önce benim onu geri almam lazım. Sonra da gideceğim yüzüğü bozduracağım tamam mı? O aldığımız parayı da bankaya koyarız. Feyyaz bize bakarken o para da orada durur. Ona hiç dokunmayız. Ben seni arayacağım tamam mı? Sonra da beraber kaçarız. Pırlanta bozamıyoruz. Ayrıca böylesini buralarda zor bozdurursunuz. Bunun için kapalı çarşıya gitmeniz lazım. Orada bile hakkını alamazsınız. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.